en önemli kazananıdır. Sizler bizim generallerimizsiniz. Darbeci generaller hapisteler. İşte kazan. Her Allah, şehitler kalbimizdedir. Kazanın 9 evladı hepimizin kalbindedir. Onlar ölmedi, onlar yaşıyor. Onlar bu ay yıldızı bayrağı dalgalandıran bizim birer yıldızımızdır. Çok değerli kardeşlerim, kazanın güzel insanları, o gün 15 Temmuz, o karanlık ve uzun geceyi en iyi siz bilirsiniz. Akıncı'dan jetler havalandığında, vatandaşlarımın üzerine bomba yağdırdığında, genci yaşlısı, kadını erkeği, hep beraber oraya koştunuz. Ülkenize sahip çıktınız. Millete sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun. Hainler! Biz sadece Yaradan'ın karşısında eğiliriz. Hainlerin karşısında değil. O gün bu hainler harekete geçtiğinde bir gür ses yükseldi. O ses başkomutanın sesiydi. Cumhur'un başkanının sesiydi, Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiydi. Sizlere Cumhurbaşkanımın selamını getirdim. Sevgili hemşerilerim, bir kazanlı olarak, kazanın bir ferdi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Evet, kahramanlıklar kolay elde edilmiyor. Gaziantep, İstiklal Savaşı'nda gösterdiği başarıdan dolayı Gazi ünvanını aldı. Kahramanmaraş, yine İstiklal Harbi'nde gösterdiği kahramanlıktan dolayı bu ünvanı aldı. Ve şimdi Şanlıurfa, işte gösterdiği bu fedakarlık ve başarıdan dolayı bu ünvanı aldı. Şimdi demokrasi şehitlerini verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişimini önleyen kahraman kazan halkı da kahramanlığının karşılığını aldı. Evelallah, değerli kardeşlerim, Lokman kardeşimiz, belediye başkanımız ve sizler, tek yürek oldunuz, tek bilek oldunuz, darbecilerin önünde dimdik durdunuz. Şimdi buradan, kazan meydanından bütün herkese ilan ediyorum. Hainlerin yuvalandığı o Akıncı üssü kapatılacaktır. Ve orası şehitlerimizin anısının yatırtılacağı bir yer haline getirecek. Sevgili kardeşlerim,
Mesajınızı aldım. Gençler, mesajınızı aldım. Sevgili kardeşlerim, bu milletin canından, kanından, dişinden, tırnağından arttırarak verdiği paralarla alınan o tanklar, o uçaklar, o helikopterlerden bombaları, mermileri acımasızca sizin üzerine atanların hesabını soracağız. Burunlarından fitir fitir getireceğiz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Bu aziz vatanı, bu aziz milleti bölmeye, parçalamaya hiç ama hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bu darbenin sorumlusu Amerika'daki o terörist başını imdada getireceğiz, Türkiye'ye getireceğiz. Aleme ibret için hesabını soracağız. Sevgili kardeşlerim, ne bölücüler, ne FETÖ'cüler, ne de bilmem neciler asla ve asla bu milletin birliğini, kardeşliğini, dirliğini bozamazlar. İşte kazan, işte Türkiye, işte ay yıldızlı bayrak. Sevgili kardeşlerim, o gün onlar tankları, uçakları, helikopterleri insanlarımın üzerine salarken, bombaları atarken bütün sokaklardaki insanları tararken zannettiler ki tankın gücü darbeyi sağlayacak. Ama tankın gücü hakkın gücünü, halkın gücünü yenememiştir. Hakkın gücü ve halkın gücü galip gelmiştir evvelallah. Contacılar contayı yaktılar. Contacılar nalları diktiler. Ama millet dimdik ayakta. Dimdik ayakta. Sevgili kardeşlerim, bir şey daha var. 15 Temmuz Türkiye'nin İkinci büyük kurtuluş mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz'u her yıl demokrasi şehitleri günü olarak anacağız, kutlayacağız. O gün sokağa çıktınız, 15 gün oldu sokaktasınız, meydanlardasınız. Türkiye'ye sahip çıkıyorsunuz, kazana sahip çıkıyorsunuz. Eyvallah. Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, sevgili gençler, 15 Temmuz dünyayı Türk milletinin kahramanlığının ne kadar farklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Siz 79 milyon vatan evladı yurdun her köşesinde destanlar yazdınız, kahramanlık destanı yazdınız. Tarihe isimlerinizi altın harflerle yazdırdınız. Allah sizden razı olsun. Milli iradeye karşı büyük
kalkışmayı bir olarak, beraber olarak sahip çıkarak boşa çıkardınız. O gece Türk milleti demokrasisini hedef alan hainlere hak ettiği dersi vermiştir. Şimdi artık herkes şunu bilmelidir. Kim olursa olsun bu ülkeyi bozmaya çalışanlar, bu millete ayar vermeye çalışanlar ölümden ölüm beğensinler. Sevgili kardeşlerim, Ankara'da ve İstanbul'da, burayı iyi dinleyin. Tankların çıkarıldığı, helikopterlerin kaldırıldığı bütün kışlaları kapatıyoruz. Bir daha milletin üzerine tank yürütenler bundan sonra artık orada tankları bulamayacaklar. Orada Ankara'nın insanlarının piknik yaptığı, vakit geçirdiği güzel mekanlar olacak. Ne işi var? Ne işi var tankların Ankara'nın içinde? Ne işi var tankların İstanbul'un içinde? Düşman, düşman Ankara'da değil, düşman İstanbul'da değil. Düşmanın olduğu yer bellidir. Onun için değerli kardeşlerim, her şey yeniden elden geçirecek. Her şey daha güzel olacak. Değil mi ki sizler 79 milyon bir oldunuz, beraber oldunuz, iri olduk, birlikte Türkiye olduk. Onun için değerli kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz aynı zamanda sevgili hemşerilerim, Türkiye'nin Kürdüyle Türküyle, CHP'lisiyle MHP'lisiyle, milliyetçisiyle liberaliyle, her tür görüşün, her tür partinin, her türlü sivil toplum örgütünün bir olduğu, beraber olduğu tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak için kenetlendiği günün adıdır. Bize düşen görev bu birlikteliği muhafaza etmektir. Nasıl dostluklarımızı dışarıda arttırmaya devam ediyorsak, içeride de hepimiz aynı yaradanın kullarıyız. Kavga edecek çok şeyimiz var, yok. Ama paylaşacak çok şeyimiz var. Onun için birbirimizi seveceğiz. Allah için seveceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Birlik olduğumuz için bu kalkışmalara, bu hainlere gereken dersi kazanla verdik. Bugünden sonra ülke olarak, millet olarak daha da güçlü olacağız. Birbirimizin hukukunu daha fazla koruyacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülkenin hiçbir çocuğunu ihanet odaklarının elinde bırakmayacağız. PKK terör örgütüne de gereken dersi vereceğiz. Türkiye'nin düşmanlarına karşı 79 milyon tek yürek, tek bilek olarak biriz, beraberiz. İşte kazan, işte Türkiye. İşte ay yıldızlı bayrak. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.
Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bütün şehitlerimize 15 Temmuz demokrasi mücadelesinde göğsünü kurşunlara, bombalara siper eden tankların önünde kahramanlar gibi duran bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar, hayırlı ömürler diliyorum. Hepinize bir kez daha 15 Temmuz gecesi ülkemizi ve geleceğimizi karartmaya kalkışan hainlere verdiğiniz o şanlı direniş için, kahramanlık için tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret yoktur diyen onurlu Türkiye'nin dik duruşlu başbakanı, başbakanımız.